En romantik hareketin şimdiye kadar yaptın? Ya ben romantik bir adam değilim aslında. Valla benim ilkokuldan beri hep vardı ya, annemle birlikte yapardık evde poğaçalar, börekler, işte mahallenin teyzeleriyle. Peki Özge'ye olan aşkı nasıl anlatırsın? Zaten ilk görüşte gibi bir şey oldu. Sonrasında ilişkiye döndü. Ve yani çok başka, biz bir bütün olduk. Yani o yüzden evet biraz sorun yaşıyoruz Özge'yle de. Çünkü yetmiyor. Benim kıyafetim ondan daha fazla. Artık şöyle bir anlaşma yaptık. Merhaba Burak'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor öncelikle? Gayet yoğun musun? Evet, bu ara biraz yoğun bir zamana denk geldi. Evet. İşler üst üste geldi. İki dizim var, bir sinema filmim var. Evet. Ondan sonra her şey gümbür gümbür projelere hepsi, geleceğiz. Evet, üst üste geldi. Bu ara hepsinin yayını böyle birbirle çok yakın zamana denk geliyor. O yüzden bir yoğun bir süreç yaşıyoruz. Projelere geleceğiz ama önce şeyden başlayayım diyorum. Şimdi sen evlendin, baba oldun. Hala da çok seksisin. Kadınlar tarafından da beğeniliyorsun. Teşekkür ederim. Ben devamlı çalışmaya devam ediyorum. Zaten bu ara sürekli evdeyim çocuktan dolayı. Evde kalan zamanımı sürekli yemek yiyerek bir şey yaparak geçirmeyip bunu tersi çevirip işte spor yapıyorum. Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Öyle formu koruyoruz yani. Sen kendini beğenir misin? Kendini seksi bulur musun? Yani öyle kendimi aşırı seksi bulan bir adam değilim ama şeyi işte giyinmeyi severim. Bakımlı olmayı severim. Spor yapmayı severim. Düzgün fizikte olmayı severim. Bunu, evet. Bu yüzden bunlara özen gösteriyorum yani. Evet, kıyafetlerin burada şimdi çekim için de getirdiğin çok tarz şeyler var. Özellikle şu çizmelere ben bayıldım. Sen galiba çizme seviyormuşsun değil mi? Yani bir Evet. Yani çizmeye karşı özel bir şeyim var. Çocukluktan beri var bende o. Yani hatta ilkokuldan sonra başladı. O zamanlar da böyle sürekli araştırırdım. İşte o zaman domuz burnu çizmeler vardı. İşte onları almaya İstanbul'a gelirdim falan. Seviyorum. Sen ekstra. Galiba bir çizme uğruna okuldan teşekkürle... Çok sevdiğim bir çizme vardı, domuz burnu. Onu da asla babam almıyordu tabii ki. Yani bu yaşta bu çizme olur mu falan. Daha kaça gidiyorsun? Ortaokuldaydım. Sonra artık bıktı benden. Dedi ki... Teşekkür belgesi getirirsen bana, sana bu çizmeyi alacağım dedi. Ben o sene takdir getirdim ve direkt aşağıdan belgeyi gösterdim. Hemen indirdim aşağı. Gittik beraber çizmeye. Çizmeler alındı. Vay, güzelmiş. Evde böyle büyük bir kıyafet odan falan var mı? Var. Zaten o yüzden evet biraz sorun yaşıyoruz Özge'yle de. Çünkü yetmiyor. Benim kıyafetim ondan daha fazla. Artık şöyle bir anlaşma yaptık. Sürekli aldığım şeye kadar veriyorum. Birilerine veriyorsun. Evet. İhtiyacı olanlara. İhtiyacı olanlara veriyorum. İşte böyle genç çocuklara veriyorum. Giyinmeyi seven. Yoksa sığmıyor zaten. Sen tabii Özge'yi geçmiş durumda. Evet. Özge'den çok daha fazla olduğu için işte biraz yer kaplıyorum. Yani. Konu Özge'ye gelmişken, şimdi Özge'yle güzel bir evliliğiniz var. Yolunda gidiyor her şey maşallah. Bir de çocuğunuz var. Ama ikiniz de en popüler olduğunuz dönemde evlendiniz. Çocuk sahibi oldunuz. Tabii de erkekler için daha çok şey söyleniyor ya, işte kadın hayranlar, işte fanlar falan var ve işte ya evlendi, çoluk çocuk ve böyle bazı oyuncular bundan kaçıyorlar. Sen hiç tereddüt ettin mi? Ben hiç tereddüt etmedim. Çünkü zaten biz evli gibiydik. Yani bizim evlenince hayatımızda bir şey değişmedi. Bunu hiçbir zaman böyle bir şeyden etkilenir gibisinden hiç düşünmedim. Ve yani zaten 7-8 yıldır beraberiz ve evli gibiyiz. Birlikte yaşıyorduk. Artısı çocuk oldu. Nasıl evlenme teklif ettin? Ya evlenme teklifi aslında etmedim gibi. Nasıl yani? Yani evlenmeye beraber karar verdik. Onun dışında tabii ki bir işte ben çok yoğun çalışıyordum o sırada. Hatta en son bir dizi çekiyordum. Özge de Bozburun'daydı ve setten izin aldığım tarihte gidip evlenecektim. Yani zaten evliliğin yani belliydi. Tabii ki gittim son dakika, yine işte set arası bir tane yüzük aldım. Gittim onu da böyle hani böyle bir şey olmadan, bir öyle bir ambiyans olmadan öyle direkt verdim.
Öyle yani bir şey olmadı. Bir ama aslında zaten uzun zamandır birlikte verdik. Olduğunuz zaten için. Zaten konuşuyorduk. Onun üstüne evlilik teklif etmek de böyle bir bana şey geliyor. Zaten beraber karar evlenelim işte. Onun üstüne böyle bir teklif yalandan gibi geliyor. Zaten her şeye karar vermişiz. Her şeyi istiyoruz evlenmek. O yüzden orası öyle bir şeye geldi. Hızla geçti. Hızla geçti. Ben set arası gittim. Peki Özge'ye olan aşkı nasıl anlatırsın? Zaten ilk görüşte gibi bir şey oldu. Sonrasında ilişkiye döndü. Ve yani çok başka, biz bir bütün olduk. Ve onun mutlu olduğunu görmek beni her şeyden daha fazla mutlu ediyor. Şimdi hayatınızda bir de mercan bebek var. Mercan'ın hayatına girmesi, baba olmak seni nasıl etkiledi? Neleri değiştirdi? Yani baba olmak çok enteresanmış ve böyle kelimelerle de aslında çok anlatılabilecek bir şey değil. Ve ilk zaman işte evden iki kişi çıkıyorsun, üç kişi eve geliyorsun. Bir anda birisi hayatına giriyor, küçücük bir şey. Ve senin için her şeyden kıymetli oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ama bir anda her şey değişiyor. Ve gün geçtikçe aşırı artan bir sevgiye dönüşüyor. Ve korkutucu bir sevgiye dönüşüyor. Ve her gün tanımadığım birini aslında, yani ileride nasıl olacağını, karakterinin nasıl olacağını bilmediğim birisine her gün aşırı ekstra bir sevgiyle bağlanıyorsun. Ve böyle yatıyorsun ve hani zaten hani uykusuz gecelerin dışında yani sabah olsun da böyle o yataktan kalksın. Hani hemen gideyim onun yanına böyle. Böyle bir acayip bir durumda kalıyorsun. Mesela sete gidiyorum. Setteyken ilk zamanlar sürekli kamera açıktı ve ben sette sürekli kameradan izliyordum yani. Ha, onu görüyorsun canlı canım. Yani o aklın orada kalıyor, bırakamıyorsun. Acayip bir sevgi. Bebeğin altını falan değiştiriyor musun? Değiştiriyorum. Yani bana ihtiyaç olduğu sürece her şeyi yapıyorum. Her gün duşumuz var akşam 7'de. Yıkama senden yıkama mi? Yıkama hepsi bende. Yıkama kısmı tamamen bende. Gerek olduğu zaman altında değiştiriyorum. Güzel, bir de evde mutfak da senden soruluyormuş mutfak galiba. Ben, evet, yani ben yemek yapmak benim şeyim yani. Bayağı bir tutkum. O yüzden bir de sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Özge de öyle glutensiz besleniyor benden ekstra. O daha çok dikkat ediyor. Her şeyi de her zaman bulamayacağımız için zaten hepsini ben yapıyorum. Eskiden de ben yapıyordum ama eskiden daha... Nasıl başladı o yemek tutkusu? Valla benim ilkokuldan beri hep vardı ya, annemle birlikte yapardık evde poğaçalar, börekler. İşte mahallenin teyzeleriyle onlarla giderdim, hamur açardık falan filan. Oradan başladı. Benim amcam da çok iyi, yani şef kadar iyidir. O da dünyayı gezer falan, dünya mutfakları falan. Evinde tarhana açar, onu yapar, her şeyi yapar. Biz öyle toplandığımız zaman hep beraber böyle yemek günleri, şeyler... Ben bunu daha çok geliştiriyorum zamanla. İşte dünyayı geziyorum. Çocuk olmadan önce daha çok gidiyordum. İşte orada yemek, iyi restoranları araştırıyorum. Ya nerede farklı ne var onu araştırıyorum. Oradan malzeme alıyorum, geliyorum burada yapıyorum. İşte bıçaklarım var, koleksiyonlarım falan böyle. Onu sevdiğim bir şey. Hatta ileride işte bir süre sonra kendi yerimi de açmayı düşünüyorum yani. Aa, güzel. Buradaki biraz işler... Burak biraz... şef olacaksın yani. Yani seviyorum onu. Yapacağım yani. Güzelmiş. Peki Burak, bir de bu kadar mesela yemek yapıyorsun, yiyorsun. Nasıl böyle bu kadar fit kalıyorsun? Pis yemekleri diyeyim. Onları haftada bir güne saklıyorum. Ha, bir gün dağıtıyorsun. Bir gün dağıtıyorum. İşte bir gün hamburger yapıyorum evde. Hamburgerleri yiyorum. İşte bir gün böyle makarnalar, börekler. Makarnalar falan, onları yiyorum. Ama onun dışında sağlıklı. Genelde evde haftada yani 5 gün falan hiç bozmadan sağlıklı genelde sağlıklı. Salata, balık, işte et. Hani böyle çok şey, kilo yapmayan şeyler yiyorum. Bir de senin bilinmeyen bir özelliğin de, gerçi tabii seni sevenler biliyordur ama tıpkı hani yemek gibi modern dans mezunusun Mimar Sinan'dan. Şimdi ondan önce aslında sualtı teknolojileri okuyorsun. Sonra sualtı teknolojilerini son bir dersin varken neredeyse bırakıyorsun. Ve Mimar Sinan'a modern dansa giriyorsun. Nasıl oluyor hikaye? Evet, yani sualtı teknolojilerine girdim. Deniz aşığı bir adamım. Yani dalmayı çok seviyorum. İşte denizi çok seviyorum. O sıralarda işte 20, 22, 20 yaşlarındayken böyle bir bölüm olduğunu gördüm ve zor olanı da seviyorum birazcık. Oraya girmek istedim. O okula girdim ve çok zor bir okul olduğunu fark ettim girdikten sonra aslında. Çok zordu. Çünkü
çok tehlikeli yerlerde çalışıyorsun. İşte sanayide, gemi altları, barajlar, buralarda hep staj yaptım. Kaynak kesme yapıyorsun su altında. Ve birkaç kere de ciddi ölüm tehlikesi atlattım. Ve bir de yani karkış demeden sürekli sudasın. O da bir insanın psikolojisini bozan bir şey oluyor zamanla. Ve sürekli tehlike altında olduğun için. Sonra yani sahne sanatlarıyla ilgili bir şey yapmayı düşünüyordum. Ve işte İstanbul'a yeni geldiğim zamanlar işte böyle sergilere gidiyordum. İşte workshoplara katılıyordum. Sonra bir akşam böyle bir modern dans gösterisi olduğunu gördüm ve bilet aldık gittik. Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nın Kalon Kakon diye bir oyunu vardı. Ona gittik gösterisi. Ve sonra yani onları gördüm, acayip etkilendim. Ve dedim ben hani böyle bir şey yapmak istiyorum ama nasıl yapılır, nasıl okula girilir, yani bunlardan hiçbir bilgim yok. Sonra şansa İzmit'te orada okuyan bir arkadaşla tanıştım. O da dedi ki ben sana yardımcı olurum. İşte hazırlanmana da yardımcı olurum. Öyle bir dedik hazırlanalım ama sınavlara böyle bir 10 gün mü? 10, yani 10 gün civarı bir şey vardı. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Onunla biraz çalıştık. Sonra burada bir workshop'a yolladı beni. Orada çalıştım. Sonra sınava girdim. Yani o cesaretle, nasıl bir cesaret? Şu an belki yapamam ama. Tabii tabii, hiç yani bir geçmiş şey olmadan ve tabii kazandın. Yani gittiğim zaman da soruyorlar böyle işte kaç yaşından beri dans ediyorsun? 2 haftadır. Yani 2 hafta ayıp olmasın diye 1 ay falan diyorum böyle. Herkes 2 yaşından beri dans ediyor. İşte 3 yaşın, 5 yaşından beri dans ediyorlar. Orada öyle bir tuhaf olmuştum tabii. Sonra kazandım. Ve başladın, orayı bitirdin. Başladım, orayı bitirdim. İlk senem zor geçti, ikinci sene birden böyle yani bir gelişme kat edip veya dünyanın en ünlü koreografları çalıştım. Yurt dışında şey bayağı dans ettim. Sonra bir opera balede modern dans topluluğuna girdim burada. 2 sene orada dans ettim. Peki mesela bir müzikal falan düşünmüyor musun? İstemiyor musun? Yani müzikal olabilir aslında ama biraz çok iyi işler yaptım. Ve şu an o kısımda yapacağım işin çok iyi olmasını istiyorum. Ve bir tane yapıp evet, dansla çok birlikte evet yapmak istiyorum. Yani orada biraz şeyim, seçiciyim. Peki Burak sen jön müsün? Türkiye'de o şeye giriyorum ve hani jön, yakışıklı, yağız delikanlı modeline. Ama ben jön olduğumu düşünmüyorum ve böyle daha her türlü rolü oynamak istiyorum aslında. Onlar yani o rol için çalışıp başka bir şeyleri yapmak istiyorum. Şimdiye kadar böyle canlandırdığın rollerden dolayı hep maço bir görüntün var. İlk zamanlar evet daha çok öyleydi. Maço değilim. Hiç değilim yani. Kıskanç mısındır? Kıskancım. Eşini kıskanır mısın? Kıskanırım. Peki işlerine karışır mısın? Diyelim ki bir öpüşme sahnesi var, sevişme sahnesi var. İşiyle ilgili hiçbir şeye karışmam. O sana karışır mı? Yani karışmak olarak o da bana karışmaz ama birbirimize fikir alışverişi yaparız. Son karar her zaman... yani o karşı tarafındır ve onun da her zaman yaptığı işlere, yani işine acayip saygı duyuyorum. O da saygı duyuyor. O yüzden kendi kararlarını kendi verir. Peki nasıl bir aşıksın? Yani tutkulu bir aşığımdır. Peki, yani her şeyi yapabilirim. Hayatta nasıl insanlara katlanamazsın? Hayatta arkadan iş çeviren insanlara katlanamam. Ve her konuda fikri olup her şeyi bildiğini zanneden insanlara katlanamam. Burak'ı hiç tanımayan birine 3 kelimeyle anlatman gerekse. Yani aslında sempatiyimdir. Ama dışarıdan öyle gözükmüyor. Evet, daha böyle mesafeli herkes bir duruşum var. Herkeste bir öyle durum yaratıyorum. Nasıl oluyor bilmiyorum ama herhalde bir duvar mı var etrafında? Herkes ne kadar soğuk bilmem. Herkes tanıyınca ne kadar tatlısın falan filan diye. Ben öyleyim yani, bir şey yapmıyorum zaten bunun için ama biraz öyle gözüküyorum. Bence güvenilir bir adamım. Sempatik, güvenilir. Bir tane daha mı söyleyeceğim? Bir tane daha. Sevdikleri için her şeyi yapan bir adam. Hayata dair şimdiye kadar aldığın en iyi tavsiye neydi? Ya tavsiyeler zamanla yani yaşadığın zamanla, yaşla da değişen şeyler ama son zamanlarda aldığım en iyi tavsiye tevazu gösterme, gerçek sanırlar. Güzel. Kendine dair, yani kendinde seni en çok şaşırtan yanın nedir?
Şaşırtan. Yani şaşırtma olarak değil de biraz birisi biraz katıyımdır bazı şeylerde ve geri dönüşümü çok zor oluyor bende. Yani birisini sevmiyorsam asla ya öyle mi? Kopar mı? Hemen kopartabilirim yani ve bundan da hiç şey yapmam. O özelliğim biraz yani kendime de şaşırıyorum bazen ama biraz sen şey misindir böyle hani durursun durursun. Evet, tahmin edersin ve patladığı noktada da. Direkt keserim ve bir daha kestiğimi bile anlamaz karşıdaki. Özge'nin seni en şaşırtan yanı? Özge benim tam tersim. O daha çok iletişim çok kuvvetli birisi. Her şeyi konuşarak daha sorun haline gelmeden inanılmaz bir şekilde çözen birisi. Sosyal medyayla aran nasıl? Benim kötü ya. Hep iyi olması için uğraşıyorum. Hatta İşte zor yani ajanstan da işte evden ben biraz kullanmak paylaşımlar için falan zorluyorlar ama nedense onu bir türlü hayatıma sokamadım yani. Fake adresin var mı? Yok. Stalklar mısın? Bakarım öyle ama yani çok stalklamam. Mütemadiyen stalkladığın biri var mıdır? Biri değil de işte kıyafet konusunda markalar. Aa, oralara değil mi? Markalar, evet. Onlar zaten hepsi onlarla dolu benim yani. Peki diyelim ki birini stalkluyorsun, parmağın yanlışlıkla değdi, like attın. Evet. O like'ı geri mi alırsın? Geri alırım. Yoksa artık ya like'lamak takibe da mi alayım dersin? Artık yakalandık, benim like'ladığımı da gördü dersin. Yok, ben genelde geri alırım. Hiç o şeylere takılmam ama zaten yani ben de beğeni bile tuşuna elim hiçbir zaman gitmez yani. Öyle alışmışım yani. Yapmaya başlayınca duramadığın bir şey. Yemek yemek. Yani onda gerçekten duramıyorum. Onu bildiğim için de başlamıyorum. O yüzden kendimi frenliyorum diyorsun. Frenliyorum. O yüzden gerçekten haftada 4-5 gün çok iyi diyet yapıp çok sağlıklı beslenip o günü ayırıyorum kendime. O gün akşama kadar yani hiç durmadan yiyebilirim yani. Bir ünlüyle yaşadığın en unutulmaz anın. İlk izlediğim film Yarımca'da bizim yani Körfez'de mahallede uçurtmayı vurmasınlardı. Sonra Nur Sürer'le aynı dizide oynadım mesela. Ha, güzel. Peki yapmaya başlayınca duramadığın bir şey sormuştuk. Diğer soru geçeceğiz. Sevgilinin odasında bir obje olsan ne olursun? Ya herhalde bu aralar saat olurum. Yani olmak isterim yani. Çünkü çocuk her uyandığında ona yardımcı olmak için kalkmak isterim ama her zaman bu şey olmuyor. Mümkün olmuyor. Siz Mercan ismini nasıl seçtiniz? Mercan ismi... Çünkü bir ara şey vardı, üzüm mü olacaktı bebeğin ismi? Ya Özge çok istedi başta, bir üzüm. Bir anda geldi bize bir Özge'ye bir üzüm ismi. Böyle o, bir de gittikçe büyüyor ya bu isim şeyi. O üzüm gittikçe büyümeye başladı. Ben tam karar veremedim, bir de kararsız bir insanım. Yani son dakika karar veririm her şeye. Sonra Özge'ye dedim, yani çok istiyorsan tabii ki üzüm olsun. Üzüm olsun. Ama benim çok istediğim bir isim yok çünkü şu an. Yani daha böyle acayip istediğim bir isim yoktu. Sonra Mercan ismi de vardı seçenekler içinde. Hani biraz deniz, su, biraz bununla alakalı bir isim de koymak istiyorduk. Sonra o da dedi ki sana bırakıyorum son şeyi. İki ismine düştük. Sonra doğduktan sonra bakınca Mercan'ı seçtik. En romantik hareketin şimdiye kadar yaptın. Ya ben romantik bir adam değilim aslında. Böyle hareketlerde de çok... Onun yerine daha böyle sevgisini gösteren, aşkını gösteren birisi olmaya çalışıyorum ama düşünüyorum çok yok, beceremem zaten. Yani. O yüzden öyle çok... sende şey yok herhalde değil mi, böyle ilan aşklar, şiirler yazayım, yok. Şarkılar yazayım falan. Böyle şeylerim pek yok. Ama notlar, hani notlar bırakırım. Ha, küçük notlarla. Küçük notlar. Ha, güzelmiş. Küçük şeyler. Güzel. Burak çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Çok sağ ol. Başarılarında devamını diliyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi hafta sonları.